Aşağıda bir üst geçidin resmi görülmektedir. AB'nin 7 birim olduğunu, BD'nin 8 kök 2 birim olduğunu söylemiş. Bunları bir yerine yazalım arkadaşlar. AB şurası 7 birim demiş. BD'ye şuraya 8 kök 2 birim demiş. BC kısmına 14 birim demiş. ABD açısına da 135 derece demiş. Hemen şurayı da yazdım. Şimdi bunun 135 derece olması işime yaramaz ama bunu şöyle 180'e tamamladığımda şurası 45 derece olacak. Ve buradan da bir dik indirdiğimde işte o zaman işime yarayacak. Yani buradan 45, 45, 90 üçgeni oluşmuş olacak. 90'ın karşısında 8 kök 2 varsa 45'lerin karşısında 8, 8 vardır. BC'nin tamamı 14'tü. Demek ki şu kısma 6 birim kaldı. Şimdi şurayı bak bakmanızı istiyorum. 6, 8, 10 üçgeni oluştu burada. Yazdım. Daha sonra şuraya bakın. 8, 15, 17 üçgeni oluştu. Onu da yazdık. Bize sorduğu yer halatın uzunluğuydu. Dolayısıyla 17 birim buradan, 11 birim buradan toplamda 27 birim oldu. Elindeki boş kova ile bahçe sulamadan gelen Ahmet Bey evinin önündeki A noktasına geldiğinde D noktasında bulunan kümesinde yangın çıktığını görüyor. En kısa yolları kullanarak kümesteki yangını nehirden aldığı 4 kova su ile söndürüyor demiş. AB'nin 4 birim olduğunu söylemiş hemen geliyorum yazıyorum. CD'nin 2 birim olduğunu söylemiş onu da yazdım. BC kısmının da 8 birim uzunluğunda olduğunu söylemiş. Şu kısmın 8 birim olduğunu söylemiş. Ahmet'in yangın söndürme için aldığı toplam yol kaç birimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi en kısa yoldan gitmek istiyorsa arkadaşlar burada öyle bir şekil oluşturmalı ki mesela geldi, şuradan suyu aldı, daha sonra gitti, suyu döktü yangını en azından birinci kovayı bu şekilde boşaltmış oldu. Sonra ikinci kova için geri gelecek tabii ki. Şimdi şu yolu izlemesi gerekiyor. Yani benim şu kırmızıyla çizdiğim yerlerin uzunluğunu bulmam gerekiyor. Ama burada iki farklı uzunluk bulmak yerine şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben. Diyorum ki bak şunu şöyle devam ettirsem üstteki doğru vardı ya şunun eşit uzunluğu kadar bunu böyle devam ettirsem şunu da şuradan de, e, getirsem e orası iki birimse şurası da iki birim olacaktır. Bu durumda aslında şunu bulmakla şu uzunluğu tek seferde bulmak aynı anlama gelecek. E bunu daha kolay bulabiliriz. Nasıl? Şuradan bir üçgen oluştururuz. Bir dik üçgen. Orası sağ taraf 2 birimse sol tarafta şurası 2 birim. BC'nin bize 8 birim olduğunu söylemişti. Dolayısıyla şurası da 8 birim olacaktır. Şimdi bakın 6, 8, 10 olarak gelmiş oldu. Şurası 11 birim uzunlukta. Ama bitti mi? Hayır. Biz şu anda birinci kovayı doldurduk ve e, boşalttık. Birinci kova, e, birinci kovayı tamamladık. Ama dört kova su ile demişti bize. E, dört kova su ile dediği için, o zaman bizim üç kova daha getirmemiz gerekiyor. Şu anda Ahmet Bey'in mevcut bulunduğu yer burası. Bir kere gidişi, dönüşü 2-2-4 metre. E, bunu üç defa daha tekrar edecek. Dolayısıyla 4 çarpı üçten on iki birim. Oradan yol alması gerekiyor. 10 birimde daha önce yol almıştı. Toplamda 22 birimlik bir yol alması gerekiyor. Yarı çapı 10 birim olan dönme dolabın kabinlerinin yüksekliği 1 bir birimdir. Kabinlerin yere en yakın olduğu durumda yerden yüksekliği 1 bir birimdir demiş arkadaşlar. Yani şu yere en yakın olduğu yeri şura olarak düşündüğümüzde yerden yüksekliği şu kısmın 1 bir birim olduğunu bize söylemişim. Ee, yukarıdaki verilere göre kırmızı kabine binen elif pozitif yönde 300 derece döndüğünde 300 derece döndüğünde yani şöyle dönecek dönecek gelecek işte şuraya kadar mesela geldi diyelim burası 300 derece oldu. Şu an kabinin mevcut bulunduğu yer şurası olsun arkadaşlar şöyle göstermiş olayım. Ee, şunu şöyle göstereyim. Aynen aynen tam olarak bu şekilde oldu mevcut bulunduğu yer. Şimdi biz buradan şunu biliyoruz bir defa. Şu kısım yarıçapı 11 birim olduğu için 10 birim. Ben eğer şurada bir dik üçgen oluşturacak olursam bir defa şuradan şuraya gelene kadar 300 derece ise şuradaki kalan 60 derecelik bir kısımdır. O zaman diyorum ki burası 60 derece. Şuraya kaç derece kalıyor bu durumda? 30 derece kalıyor. 30-60-90 üçgenim. 90'ın karşısında 10 varsa 30'un karşısında 5 vardır. Yarıçap 10 birim olduğundan dolayı şu alt taraftaki kısma 5 birim düştü. Eee kabinler de 1 metre uzunluğundaydı. O zaman şurası da Şöyle şu kısımdan bahsediyorum. Burası da yine bir birim olacaktır. Bize yerden yüksekliği kaç birimdir? Kabinin yerden yüksekliği kaç birimdir diye sormuştu. Yani şu kısmı sormuş bize. E bu kısmı sorması demek aslında bunun karşılığı olan şu kısmı sorması demek. 5, 6, 7 birim olarak gelir. Cevabımız denizle. Bir yolun A ile B noktaları arasında aydınlatma direkleri konulacaktır. Mühendisler direkler arasındaki uzaklığı direklerin yıkıldıklarında uç noktalarının yanındaki direğin orta noktasına gelecek şekilde hesaplayarak belirliyor. Direklerin uzunlukları 8 birim olup toplamda 20 tane kullanıldığını göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç birim diye sormuş arkadaşlar. Şimdi A ile B noktalarına şurası A noktası olsun şurası da aynı şekilde B noktası olsun arkadaşlar. Ee, bunların her birinin 8'er birim olduğunu söylüyor. Bu direklerin her birinin 8'er birim olduğunu söylemiş bize. Bunlar yıkıldıklarında diğer direğin orta noktasına gelecek şekilde ayarlanıyor. Mesela şu A direği yıkıldı diyelim. Tam şöyle ortadan ayarlanacak. Şöyle göstereyim o zaman ben onu. Şöyle yıkıldı diyelim. Şurayı iki eşit parçaya ayıracak. Yani 4'e 4 olarak. E, şu uzunluk şurası yine 8 birim olarak gelecek. Bak 4 var 8 var şuranın da dik olduğunu biliyoruz. E, aslında burada 30-60-90 üçgeni var ki birisi diğerinin iki katı olmuş. Şurası 30 burası da 60. E, bu durumda 60'ın karşısında ne olacaktır arkadaşlar? 4 kök 3 birim olacaktır. Bize 20 tane direkten bahsediyor. 20 tane direkten bahsediyor. E, bu durumda 19 tane aralık olacaktır. 20 tane direğin arasında 19 Aralık olacaktır. 19 Aralık olduğuna göre de 19 çarpı 4 köküçten burası 76 köküç yapıyor cevabımız Adana. Aynı yükseklikte iki binadan solda bulunan deprem sonrasında bir kısmı yıkılıp son durumda şekildeki gibi sabit kalmıştır. AF'nin bir birim olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şurası bir birim şu kısma A birim diyecek olursak aynı yükseklik olduğuna göre aslında şu kısmında A artı bir olduğunu söyleyebiliriz de uzunluğunun da 7 birim olduğunu söylemiş. E burada bir Pisagor uygularız. Deriz ki A artı 1'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 7'nin karesi şeklinde. E buradan da A kare artı 2A artı 1 eşittir. A kare artı 49 olarak geliyor. A kareler burada gidiyor. 2A eşittir 48 olarak geliyor. A eşittir buradan. Bize sorduğu şeye bakarız. A'de uzunluğunu sormuş burada biz arkadaşlar. E bu durumda aslında A artı 1'i sormuş oluyor. 24 artı 1'den 25 gelir şekildeki beton mikserinin üzerindeki A noktasının yere uzaklığı 8 birimdir demiş arkadaşlar. Onu bir gösterelim hemen. Şu kısım şöyle 8 birim. ED'nin 4 birim olduğunu söylemiş. Ee, AB'nin, şey CD'nin 3 birim, BC'nin 7 birim, AB'nin 24 birim, AEC noktalarının da doğrusal olduğunu söylemiş bize. Ee, AEC doğrusalsa, o zaman şunları şöyle birleştireyim ben. Dikkat et şimdi şuraya. 3, 4, 5 üçgeni burada oluştu. 7, 24, 25 üçgeni oluştu. Demek ki şurası 21'im. Daha sonra ben şurada bir üçgen oluşturmak istiyorum. Şöyle bir üçgen oluşturacağım. Ve şuradaki küçük üçgenle büyük üçgen arasında bir benzerlik kuracağım. Şöyle ki bak şu kenara baktım zaten bunların e, paralel olduğunu görüyoruz e, açılarında bak şuradaki açılarında ortak olduğunu görüyoruz. O zaman şuradaki açılarda yine aynı şekilde burası alfa ise burası da alfa olacaktır. Yani benzerlik uygulayabiliriz. 5 bölü 25. 5 bölü 25 eşittir. 3 bölü şuranın tamamına da a demiş olalım. 3 bölü a. O zaman 1 bölü 5 eşittir 3 bölü a olarak geliyor. a eşittir buradan 15 birim. 15 ise tamam 15 ise o zaman şu alttaki kısma 12 birim kalıyor. Eee... Buranın 12 birim olduğunu bulduk. Zaten şuranın da 8 birim olduğunu yani şunun devamının şuranın 8 birim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bize binanın yerden yüksekliğini sormuştu. 12 buradan 8 buradan 20 birimdir. Kısa kenarın uzunluğu 3 birim, uzun kenarın uzunluğu 4 birim olan özdeş gönyeler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Kısa kenarı şurası 3 birim, şunun da kısa kenarı burası 3 birim, şurası 4 birim, aynı şekilde şuranın tamamı 4 birim. E şuraya kadar olan kısım 3 birimse, o zaman şu yukarıda kalan kısım da 1 birimdir diyebiliriz. E bize neyi sormuş? Hemen bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Şöyle alıyorum şöyle birleştiriyorum. Ee, şurası 4 birimse bu durumda aynı şekilde şurası 4 birim olarak geliyor. 3 birimin karşısı 3 birim olarak geliyor. Bize sorduğu yerde AB uzunluğu. Hemen oradan bir Pisagor uygulayacak olursak e, X diyelim bu uzunluğa. X kare eşittir. 4'ün karesi artı 7'nin karesi 16 artı 49. Buradan 65 olarak geliyor. Yani X eşittir buradan kök 65 olarak geliyor. AB ile CD'nin eşit olduğunu, 2 kök 3 birim olduğunu, BC'nin de 4 birim olduğunu bize söylemiş. E, şekil 1'de yere dik olan 2 adet çamaşır direğinin arasında gergin olmayan e, ip bulunmaktadır. Rüzgarın etkisiyle direklerden bir tanesi şekil 2'deki gibi 150 derece olacak şekilde eğilerek ip gergin hale gelmiştir diyor. E, buna göre ipin uzunluğu en fazla kaç birimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Şuradaki ipin uzunluğunu sormuş. Şimdi şöyle ben buradan bir doğru çekecek olursam şunu şöyle tam şuraya denk getirelim. Şöyle bir doğru çektim tamam mı? Hatta buradan da şuraya bir dik yolladım diyelim şurası. Ee, bu durumda şurası da dik olacağı için buraya 60 derece kalmış oluyor. Buraya da 30 derece kalmış oluyor arkadaşlar. CD uzunluğunun 2 kök 3 olduğunu biliyorduk biz. Dolayısıyla 90'ın karşısında 2 kök 3 varsa 30'un karşısında kök 3 vardır. 60'ın karşısında bunun kök 3 katı yani 3 vardır denilebilir. BC uzunluğu 4 birimdi. Bunun karşısı yani şurası yine aynı şekilde. 4 birim olacaktır. E, şurayı köküç bulduğumuza göre bunun karşısı şurası kök köküç. Tamamı 2 köküç olduğu için üst kısmı yani şu kısmı kök köküç kalacaktır diyebiliriz. Şimdi burada ben sizin şu üçgene bir odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. E, i̇pin uzunluğuna x diyecek olursak Pisagor yapalım oradan. x kare eşittir kök köküçün karesi artı 7'nin karesi. Bu şekilde yazdığımızda 3 artı 49 olarak geliyor bu durumda x kare eşittir 52 yani x eşittir 2 kök 13 olarak gelir.